acaba? Biraz sert bir hamleydi. Girdi. Ya doğrusu bunu yağlı güreşte görüyoruz bazen ama yani Ünder'de nadiren görülen bir hamle oluyor. Biraz önce izlediğimiz. Şimdi bu öğrencilerde çok açık çok açık yani. Biraz evet. Yağlı güreşten fazla sert öğrenci olmuş. Şimdi minder güreşinde omuz hizasından itibaren öğrenciye izin veriliyor. Çok açıktan boksta kroşe yapar gibi geniş vurmaya karşılar. Yağlı da olsaydı uyarırlar. Tabii tabii yani bu kadar açıktan şey olmaz. Yakın temastan budama olsa olur ama... Şimdi koltuk altına doğru yöneldi Zahmetçi Altıran. Rakibinin dengesini bozma çabasında Doğankaya uzak tutuyor kendisini. Güzel bir final karşılaşması izliyoruz. 87 kilo. Evet, çok hareketli. Olimpik sıkıntı olduğunu da ayrıca ifade edelim. Şimdi atma çabası içerisinde kafa koldu ama biraz kendi evet, oyunuyla oldu. Evet. Devam edilmesini istedi. Puan çıkmadı. Ama ayakta devam edilmesine de istemedi hakemler. Bu da dikkat çekici bir başka detay. Çıkmaya yöneldi Samet Yaldıran. Giderin hemen kenarındalar. Ayakta ortada şimdi devam edilecek. Konsültasyon var. Levent Şen. O da bir başka. Evet, Doğan Kaya, Samet Yaldıran, 87 kilogram final. Nazmi Avruca, 2024 Büyükler Grokorman Güreş Türkiye Şampiyonu Çorum'da yapılıyor. Hakemler, Levent Şen'in hemen yanındalar. 2 puan işaret edildi. Bu arada Samet Yaldıran'ın lehine ve Doğan Kaya'nın köşesinden itiraz geliyor. Az önceki hamleden puan çıkması gerektiğini ifade etti. Anladığımız kadarıyla, sonuçtan çıkartabildiğimiz kadarıyla işte... Kafa kol denemesi yapıyor burada, evet. Ama ayakta, daha yerde değillerdi. Ayakta karşılık verdi hemen kontratakla diye görüş ifade ettiler. Anladığım kadarıyla puan bu yüzden işaret edildi. Sonrasında da 2-0'lık skor. Skor bu arada yansımış durumda. Tabii İbrahim Gicioğlu şimdi Levent Şen'le birlikte pozisyon inceliyor. 2 puanın varlığına devamlı karar verildiler. 1 puan da itiraz evet. Reddedildiği için 2 puan neye veriyorlar? Skorboard'da 4-0'lık üstünlüğü var. Samet Yaldıran'ın hayır düzeltiyor. 4-0. Evet, tamam, ve şimdi Samet Yaldıran'ın şıtkılık üstünlüğü var. Çok başlık sert, verme çabasını Doğan Kaya. Bele doğru hamle. Sonrasında İlber'de. Evet, çok güzel bir tek salto 4 puan. Şu anda mindere dönük tuşlayabilir. Çünkü kafası dışarıda değil, kurtuldu. İyi karşılık verdi, toparlandı. Şimdi bir de şıkma yöneldi. Sökme çabasını dayadı rakibini. Müsabakanın ayak portada devam ediyor. Durum 4-3. Levent Şen yine hakemleri yanına çağırıyor. Muammer Hoca ile Mahmut Altay. 4-3'lük Doğan Kaya. Yaştan Ankara. Final müsabakasında 87 kiloda. Teras pozisyonunda i̇şte bulundular. Ekranlarımıza yansıyor. İşte buna da bere doğru hamlesi dikkat çekiyor Samet Yaldıran'ın ama atan Doğan Kaya oluyor. Müthiş bir salto. 4-3 yaptı evet, skoru. Şeye... Tuşa kadar da götürebilirdi. İhtar 2 puan ifade ediliyor. Doğan Kaya'nın lehine Samet Yaldıran'ın ihtarı var. 6-3 oluyor skor. Henüz 1 dakika geride kalmış durumda bu defa itiraz. Mavi köşeden Çorum Belediyesi köşesinden geliyor. Durum 6-3 gözüküyor. Ama şöyle de bu müsabak hareketli geçecek diye. Burada Mahmut Demir Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonumuz. Evet, serbestçi ama Grokorman içinde güzel yorumlar yapıyor. Şimdi bambaşka bir hal aldı. Müsabaka dolayısıyla bu kararlar Tarık Erdem orta hakem. Durum 7-3. Sürpriz çekmek istiyor ama evet ve kesti. Ooo 4 puan. 4-11 ve tuş. Evet gerçekten Mahmut Demir'in dediği güzel bir müsabaka oldu. Tek saltolar ardından
Göğüsten çekerek yukarıdan ters çevirip yepyeni köprüye indirmesi güzeldi. Bravo.